Merhaba sevgili öğrencilerim, bugün nasılsınız? Bana soracak olursanız, ben bugünkü üniteden dolayı çok heyecanlıyım. Bugün sizinle gördüğünüz üzere Milli Mücadele ve Atatürk temasına bakacağız. Bu temamızdaki Ulusun Kurtarıcısını Sevmek adlı metnimizi işleyeceğiz. Metnimize geçmeden önce sizinle birlikte neler öğreneceğiz? Gelin birlikte bakalım bunlara. Evet çocuklar, neler öğreneceğiz? Dinlediklerine yönelik sorulara cevap vermeyi, vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okumayı, anlamlı ve kurallı cümleler yazmayı, görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin etmeyi öğreneceğiz. Metnimize geçmeden önce sizin de bir de hazırlık çalışmalarımız var. Onlara bakalım. Bayrak kelimesi size neyi çağrıştırıyor? Çocuklar ben size yardımcı olayım. Bana Türk milletinin simgesi olduğunu çağrıştırıyor. Kırmızı, beyaz renklerini çağrıştırıyor. Ay yıldızı çağrıştırıyor. Sizler de kitabınızda bunlara kendi düşüncelerinizi yazın. Diğerine geçiyorum. Atatürk'ün bizlere armağan ettiği önemli günlerden birini söyleyin. Benim söylemem gerekirse 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı derdim. Atatürk bizlere bu bayramı armağan etmiş çocuklar. Sizinle birlikte hazırlık çalışmalarımızda yaptığımıza göre artık metnimize başlayabiliriz çocuklar. Ulusun kurtarıcısını sevmek demiştik metnimizin başlığına. Hadi bakalım başlayalım. Beni çok dikkatli bir şekilde can kulağıyla dinleyin. Dinledikten sonra sizleri de sırayla okumanızı isteyeceğim. Güneş çoktan batmaya başlamıştı. Annem örgüsünü eline almış, dedemle oturduğum koltuğun tam karşısında duran koltuğa oturmuştu. Dedem her akşam yaptığı gibi bana yine Atatürk ile ilgili birbirinden güzel hikayeler anlatacaktı. Ama bugün elinde kitap görememiştim. Ne anlatacak acaba diye geçirdim içimden. Dedem de beni yanına çağırıp bir soru sordu. Ayşe, gel bakalım güzel kızım. Yarın hangi gün biliyor musun diye sordu. Anneme sabah okula gitmeden önce sormuştum. Ama şimdi hatırlayamıyordum. Dedemin bana bunu sorması ile önemli bir gün olduğunu anlamıştım. Ben cevap vermeyince dedem anlatmaya başladı. Güzel kızım, yarın 10 Kasım. Yani yurdumuzu kurtaran Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü, dedi dedem. Dedeciğim, öğretmenimiz de bize yarının hangi gün olduğunu öğrenin. Önemini size anlatacağım demişti. Yarın için sabırsızlanıyorum diye cevap verdim. Dedemle annemi öperek uyumak için yatağıma gittim. Sabah güneş ışıkları adeta gözümü alıyordu. Annemin mutfaktan gelen sesini odamdaymış gibi duyuyordum. Ayşe, kalk hadi güzel kızım. Yoksa okula geç kalacaksın diye seslendi. Bugünün heyecanıyla yataktan hızlıca fırladım. Çünkü bugün öğretmenimiz bize Atatürk'ü anlatacaktı. Annemin yanına koşup önce sımsıkı sarılıp daha sonra yanağına öpücük kondurdum. Her sabah en sevdiğim şey annemi öpüp bana hazırladığı o güzel kahvaltı yaparak güne mutlu başlamaktı. Kahvaltımızı yaptıktan sonra annem benim hazırlanmama yardım etti. Benim için hazırladığı öğle yemeğimi de beslenme çantamı koyduktan sonra beni öperek servise bindirdi. Okula gidince okulumuzun duvarlarında hatta sınıflarda bayraklar asılıydı. Demek ki bugün çok önemli bir gündü. Sınıfa gidince en yakın arkadaşım Ezgi'nin yanına oturdum. Hep birlikte öğretmenimizin gelmesini bekledik. Öğretmenimiz her zamanki gibi güler yüzlü haliyle içeri girdi. Günaydın çocuklar. Oturun bakalım. Kitaplarınızın Atatürk ile ilgili ünitesini de açın o sırada, dedi. Öğretmenimiz kitaplarımızı açmamız için bizi bekledikten sonra sınıfta dolaşarak anlatmaya başladı. Çocuklar, sizden bir şey öğrenmenizi istemiştim. Ne olduğunu hatırlayan var mı aranızda, diye sordu. Parmağımı kaldırarak söz istedim. Öğretmenimiz izin verince heyecanla, "Öğretmenim, ben dedeme sordum. Bugün 10 Kasım, yani Atatürk'ün ölüm yıldönümüymüş," dedim.
Öğretmenimin yüzünde gülümseme olunca doğru cevap verdiğimi anladım. Evet çocuklar, Ayşe arkadaşınız doğru söyledi. Bugün 10 Kasım, yani Anadolu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Atatürk 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrıldı. Bu yüzden her sene 10 Kasım'da bu saatte siren sesi duyarız. Ve herkes atamızın anısına saygı duruşunda bekler. Şimdi hep birlikte ayağa kalkalım ve hareket etmeden dik bir şekilde 1 dakika boyunca bekleyelim dedi. Arkadaşlarımla birlikte sıralarımızdan kalktık. İlk önce değişik bir ses duyduk. Öğretmenimiz buna siren sesi demişti. Öğretmenimize bakıp onun yaptığı gibi hareket etmeden dimdik ileriye doğru bakarak 1 dakika boyunca beklemeye başladık. Siren sesi sustuktan sonra öğretmenimiz de bize aferin diyerek oturmamızı istedi. Çocuklar, isterseniz sizi bir yere götürmek istiyorum. Bugün sizden beklediğim gibi davrandınız. Beni güzelce dinlediniz ve saygı duruşundayken hepiniz bitene kadar beklediniz dedi. Çok heyecanlanmıştım. Acaba öğretmenimiz bizi nereye götürecekti? Sizi atamızın kabrinin bulunduğu Anıtkabir'e götüreceğim. Atatürk'ü anacağız. Aranızda daha önce Anıtkabir'e giden var mı diye sordu öğretmenim. Kimse bir şey söylememişti. Ben o sırada nasıl bir yer olduğunu düşünüyor ve hayaller kuruyordum. Daha önce hiç gitmemiştim. Bugün eve gider gitmez günlüğüme bunu kesinlikle yazacaktım. İlk önce tabii anneme, dedeme ve babama anlatacaktım. Belki de onlar da hiç gitmemişti. Her şeyi hafızama kaydetmeliyim dedim içimden. İkişerli sıra olup servisin yolunu tuttuk. Ezgi ile birlikte oturduk ve yol boyunca yeni öğrendiğimiz tekerlemeyi söylemeye başladık. Oraya gittiğimizde önce aslan heykellerinin olduğu bir yoldan geçtik. Aslanlar dev gibiydi sanki. Aslanları saymaya başladım. Bir, iki, üç derken 24 tane aslan olduğunu gördüm. Yolun sonuna geldiğimizde büyük bir alana ulaştık. Öğretmenimiz buranın tören meydanı olduğunu söyledi. Yere baktığımda sarı, kırmızı, beyaz, siyah renkte bir sürü taş olduğunu gördüm. Gezdikçe karşımıza daha başka şeyler çıktı. Öğretmenimizin daha önce söylediğini hatırlayıp gördüğüm arabanın Atatürk'ün arabası olduğunu anlamıştım. Kadın ve erkek heykelleri de vardı. En son Anıtkabir'e gelmiştik. Burada bir sürü insan durmuş, fotoğraf çekiyordu. Neden böyle yaptıklarını merak edip öğretmenime sordum. Öğretmenim, neden insanlar Anıtkabir'in fotoğrafını çekiyor diye sordum. Ayşeciğim, bizler gibi onlar da atamızı tanıyor ve çok seviyorlar. Önemli günlerde gelip ziyaret ediyorlar. Hatıra kalması için fotoğraf ve video çekiyorlar dedi. Öğretmenimiz serinlememiz için dondurma alıp bizi etrafına topladı. Ve bize Atatürk'le ilgili şeyler anlatmaya başladı. Çocuklar, atamız Selanik'te 1881 yılında doğdu. Annesinin adı Zübeyde, babasının adı Ali Rıza Efendi, kız kardeşinin adı ise Makbule'ydi. Atatürk çok başarılı bir askerdi. Zeki bir liderdi ve çok çalışkandı. Zorluklar yaşadı ama yurdumuzu kurtardı. Daha sonra hastalandı. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Atamız o sırada 57 yaşındaydı. Çocuklar sakın üzülmeyin. Atamız vefat ettiği yaşa kadar birçok zafer kazandı. Biz şu an böyle güzel bir ülkeye sahipsek, atamızın sayesinde dedi öğretmenimiz. Atam öldüğü için çok üzülmüştüm. Keşke şu an yaşıyor olsaydı da ona kocaman sarılabilseydim diye düşündüm. Ama sevinmiştim de, bugün atamı daha yakından tanımıştım. Onun bize kazandırdıklarını öğrenmiştim. Öğretmenimiz yoldan geçen bir teyzeyi durdurarak bizim fotoğrafımızı çekmesi için rica etti. Arkamızda durarak kameraya bakmamızı istedi. Ve bugün hepimizin güzel bir anısı olmuştu.
Tekrar ikişerli sıraya girdik. Servisimiz bizi tek tek evimize bıraktı. Servisten inerken öğretmenime ve arkadaşlarıma görüşürüz diyerek beni karşılayan anneme sımsıkı sarıldım. Yüzündeki kocaman gülümsemeyi görünce annem de gülümsedi. "Güzel kızım, bugün anlaşılan günün gayet keyifli geçmiş," dedi. "Anneciğim, keşke sen de görebilseydin. Anıtkabir'e biz de gidebilir miyiz?" diye heyecanla sordum. Annem kahkaha atıp gidebileceğimizi söyledi. İçeri girdikten sonra kıyafetlerimi değiştirip akşam yemeğimi yemek için annemlerin yanına mutfağa gittim. O kadar heyecanlıydım ki babama, hatta küçük kardeşime de her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım. Artık geç saat olmuştu ve annem dişlerimi fırçalamam için beni banyoya çağırıyordu. Dişlerimi fırçalayıp yatağıma koştum. Bugün çok yorulmuştum. Annem yanağımdan öpüp odadan çıktı. Ben de uyumadan önce sanki atam hala yaşıyormuş gibi hayaller kurarak mutlu mutlu uykuya daldım. Çocuklar, biraz önce metnimizi hep birlikte okuduk, beni dinlediniz. Şimdi gelin bakalım bu metnimizin sorularına geçelim. Öncelikle birinci etkinliğimize başlıyoruz. Atatürk denildiğinde aklınıza gelen üç kelimeyi noktalı yere yazınız. Çocuklar, bu etkinlikte ben size yardımcı oluyorum. Hadi bakalım beni takip edin. Hep birlikte üç tane kelimeyi noktalı yerlere yazalım. Çocuklar, ben vatan, bayrak, asker kelimelerini yazdım. Bana bunları çağrıştırıyor. Siz de kitabınızda o soruyu açın ve size çağrıştırdığı üç kelimeyi yazın bakalım. Evet, yazdığınıza göre gelin bakalım şimdi ikinci soruya geçelim. Verilen kelimeleri kullanarak birer cümle yazınız. Çocuklar, kelimelerimiz gördüğünüz gibi bayrak, Atatürk, millet, Türkiye, zafer kelimeleri. Şimdi ben yazıyorum tahtaya. Beni dikkatlice takip edin. Daha sonra yaptığımız gibi siz de kitabınızdaki o soruya yazacaksınız. Çocuklar, hadi bakalım şimdi benim yazdığım cümleleri okuyalım öncelikle sizinle. Atatürk, Türk milletinin ulu önderidir. Burada Atatürk kelimesiyle ilgili cümleyi görüyoruz. Şimdi gelin bayrak kelimesiyle ilgili olan cümlemize bakalım. Her ülkenin bir bayrağı vardır. Millet kelimesiyle ilgili olan cümlemize bakalım. Günden güne milletimiz güçleniyor. Arkadaşım beni ziyaret etmek için Türkiye'ye gelmek istedi. Gördüğünüz gibi bu da Türkiye kelimesiyle ilgili. Ve en son cümlemiz zafer kelimesiyle ilgili. Geçmişte milletimiz büyük zaferler elde etmiştir. Evet çocuklar, siz de yazın bakalım kitabınıza. İkinci sorumuzdan sonra şimdi gelelim sizinle birlikte üçüncü soruyu yapmaya çocuklar. Verilen görsellerden hareketle bir metin yazacak olsaydınız konusu ne olurdu? Çocuklar, bakalım bu görsellere burada bize ne anlatıyor? Sizce bir metin yazacak olsaydık konusu ne olurdu? Hadi bakalım hep birlikte yazalım mı bunu? Çocuklar, sizler de yazmadan önce gelin bakalım benim yazdığımı inceleyelim. Eğer bu dört görselden bir metin yazacak olsaydım ben, Atatürk'ün çocuklara olan sevgisi derdim bu metnin konusuna. Şimdi siz de kitabınızda o sayfayı açın ve etkinliğe yazın. Çocuklar, geldik son sorumuza. Okuduğunuz metne göre verilen soruları uygun cevaplarla eşleştiriniz. İlk sorumuzu okuyalım mı? Örnek verilmiş bize. Atatürk'ün babasının adı nedir? Biz bu soruların cevaplarını metnimizde hep birlikte okumuştuk. Siz de beni can kulağıyla dinlediniz çocuklar. Ali Rıza Bey'dir. Şimdi geriye kalanların hepsini birlikte yapalım mı sizinle? İlk örneğimizi okuduktan sonra birlikte de tamamladık. Tamamladıklarımızı okuyalım sizinle. Hadi bakalım. Atatürk nerede hayata gözlerini yummuştur? Dolmabahçe Sarayı. Atatürk'ün ölüm yıldönümü her sene ne zaman kutlanır? 10 Kasım'da. Atatürk'ün babasının adı nedir? Biz bunu biraz önce de yaptık sizinle. Ali Rıza Bey demiştik. Atatürk nerede doğmuştur? Selanik. Ayşe sınıfta saat 9'u 5 geçe hangi sesi duydu? Siren sesi.
Çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün beni can kulağıyla dinlediğiniz için, etkinliklerinizi siz de yaptığınız için benden sonra çok teşekkür ederim. Diğer dersimizde görüşmek üzere sizinle.